Üstadımız Hazretleri nurların sadeleştirilmesini Ahmet Fevzi Kul abi, nurun manevi avukatıdır. Müthiş hakim bir insandır, hikmetli bir insandır. Mantık insandır Ahmet Fevzi Kul abimiz. Hatip bir insandır. Ona müsaade etmiyor. O senin kitabın olur diyor yani. Fakat Kastamonu'da Üstadımız Hazretleri'nin daha sonraki kuşaklar, bir mektubunda da geçiyor, 20 sene sonraki nesiller anlamayacak. Ve Kastamonu'da hem Latince'ye çevrilmesine müsaade ediyor, hem de gençlerin anlamadığı cümleleri anlayabilecekleri şekilde Üstadımız Hazretleri yazıyor. Bir alimin yürüdüğü caddeden ikisinden bir tanesini tercih etmek ihtiyaca göre her zaman mümkündür. Onun içindir ki kimseye siz Risale-i Nur'un gelin sadeleştirilmişini okuyun diye ısrarla öyle bir şeye mahkum edemezsiniz. Risale-i Nur'un hakikisi meydandadır. Ama çocuklarınızın midesi bunu kaldırmaya müsait değilse, fıkra anlatıyorsunuz anlamayan bir toplum var. Aklını kalbini hiç işletmiyor, hiç antrenman yapmamış bu mevzuda. Tarihi bir hadise anlatıyorsunuz anlamıyor, hikaye anlatıyorsunuz anlamıyor, menkıbe anlatıyorsunuz anlamıyor. Böyle bir çocuğa siz hakikatin bir damlasını ağzına damlatabilmek için süt veriyor gibi az buçuk onun anlayabileceği bir dille sadeleştirilmişinin verilmesinin Üstadımız Hazretlerinin Kastamonu'da yaptığı bir yol olarak yapılmasında hiçbir mahsuru yoktur. Buyurun herkes, ben mesela sadeleştirilmiş okudum okumadım. Ben sadeleştirirsem başka bir arkadaş tenkit edebilir. Üstadın kastı burada daha galiben şuydu diyebilir. Öteki sadeleştirince başkası onu diyebilir. Ama o büyük sofradan insanlar istifade eder mi der? Midelerini doldururlar mı? Doldururlar. Üstadın yazdığı kadar olur mu? Olmaz. Onun için ki böyle bir meselenin kavgasını vermenin çok gereği bence, kanaat acizanemce yoktur. Üstad da zaten yapmıştır. İhtiyaç halinde de yapılabilir. Hiç kimse de onun Risale-i Nur olduğu ve üstadın anlattığı seviyede olduğunu söylemiyor zaten. İstifade için küçük bir kaynakçıktır o da yani. Herkes yani ihtiyacı olanın müracaat edeceği küçük bir kaynakçık. Yani 7 milyar insandan bir insan öyle bir kitapla imanını kurtarsa ne olur? Ne zarar görürüz? Kimseden parası alınmadı o kitapların yani. Parası alınsa ne olacak? Bir insanın imanı hepsinden eftaldir. 7 milyarda bir kişi de böyle bir şeyle istifade edecekse böyle bir yola karşı günah değil, haram değil, lakayt kalınmaz veya olmasın denilmez. Diğer taraftan Üstadımız Hazretleri'nin varisleri bellidir. İman manu umumidir diyor Üstadımız Hazretleri. Risale-i Nurlar iman dersidir, hikmet dersidir, ahkam-ı Kur'aniye dersidir, içtimaiyat-ı beşeriye İslamiye dersidir. Bu hakikatlere herkesin ihtiyacı var. Bu malı umumi, umumun malı. Onun içindir ki mesela keşke İsviçre'de bassa. Yani keşke İtalya'da bassa, keşke Rusya'da bassa, devletler bassa, hükümetler bassa. Bunun hiçbir mahsuru yoktur. Malı umumidir. İtalyanlar da istifade etsin, Ruslar da istifade etsin, Amerika'da, Çin'de istifade etsin. Bunda bir mahsur yoktur. Fakat Türkiye şartları içerisinde her elini kaldıran ben de Risale'yi basayım diyemez. Manevi varisleri var. Üstadımız Hazretleri o varisleri tespit etmiş. Bu varisler arasında Tahir abi de vardı. Onun vekaletini de kime verdiğini herkes biliyor. Yani tenkit ediyorlar ama vekaletini de kime verdiği biliyor. Bir manevi bir meşrep haline gelmiş artık. Herkes hangi çeşmelerden bu kaynağı, bu tatlı suyun içileceğini biliyor. Onun içindir ki onlar devam etsinler. Bununla beraber bakın ya, bununla beraber devlet de basıyorsa bassın. Bence bunun da bir mahsuru yoktur. Basabilir. O da milli eğitimlere ulaştırabilir. Uluslararası yerlere ulaştırabilir. İmkanı olmayanlara bedava dağıtabilir, hediye edebilir. Bence bunun hiçbir mahsuru yok. Devletin bence almasının mahsuru yok. İnsanların basılmasında sınır getirmesi, yani bu varisler arasında sınır getirilmesinin mahsuru çoktur. Çünkü siz istediğiniz yerden gidip suyunuzu içersiniz. Manevi meseleler de zorlayamazsınız. Gel bu hakikati benden dinle diyemezsiniz. Gel bunu benden al diyemezsiniz. Kalben size bir sıcaklık hissedecek, sizin metodunuzu tercih edecek, sizin bu mevzudaki yolunuzu tercih edecek, bu zamanda lazım ve elzem olan budur diyecek, kalbi, gönlü size, yani sevmek ihtiyari değildir. Yani sen bir adamı zorla sevdiremezsin kendini. Kalbi bir meseledir. Onun içindir ki kalplere müdahale etmek insanların elinden gelmediğinden birilerinden alıyorlarsa, falan basıyor onlardan okuyorsa, filan basıyor onlardan okuyorsa bence bu cadde kapatılmadıktan sonra mahsuru yok. Ama kapatılarak oluyorsa o da engellenebilir mi? Uzun müddet engellenmesi tarihte hiç mümkün olmadı. Üstadımız Hazretleri engellemeye çalıştılar. Ne oldu? Yani engellemeye çalışan insanların çocukları hizmet etti. Engellemeye çalışan insanların başındaki adamlar, mesela gardiyan, hapishanenin baş gardiyanı hizmet etti. Onun içindir ki yani zorla hiçbir nurun önü alınabildiği hiçbir zaman mümkün değildir. Başka kitaplarda da alınamaz. Yani insanların kalplerini sökmeden kalplerindeki sevgileri sökemezsiniz.
Adam seviyor olabilir. Neyi seviyor olabilir? Komünist bir adamı seviyor olabilir. Varsa elinizde bir ikna kabiliyetiniz, anlatacaksınız. Yoksa o adama düşman olamazsınız. O adamın kalbini sökmek de elinizden gelmez. O adamın kalbinden o hakikati sökmek gibi bir derdiniz olmaması lazım. Allah böyle bir şeyi emretmiyor. Sizin de böyle bir yolunuz olmaması lazım. Yani kalplerini sökmeden insanların kalbinden sevgiler ve kanaatler sökülmez. İkna edeceksiniz, ispat edeceksiniz. Şefkatle, hikmetle kendinizi sevdireceksiniz. O zaman kalpleri değiştirebilirsiniz. Üstadımız Hazretlerinin nurlara basılırken de nurların asliyetinin muhafazasına hassasiyetle dikkat etmek lazım. Oradan en küçük bir kelime çıkarılamaz, en küçük bir kelime ilave edilemez. Şerh ve izah yapılabilirken, sadeleştirirken bu benim anladığım derme manasını anlatıyorsunuz siz. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama üstadın yazdığı asli hali budur der gibi bir cümle ve kelime ilavesi ona karşı yapılmış bir yanlış olur. En kibar ifadesiyle bir yanlıştır.